Herkese günaydın. Bugünü vlogluyorum arkadaşlar. Bu benim ilk vlog çekimim olacak. Aslında çok hakim de değilim ama bugün bir deneme videosu çekiyorum. Olursa zaten paylaşırım. Şimdi kendime kahvaltı hazırlıyorum. Kızları sabah doyurmuştum. Biz biraz erken uyanıyoruz. Almine'yi okula gönderdikten sonra kızların kahvaltısını yaptırıyorum ama ben yapamıyorum çok erken saatte. O yüzden böyle 11-12 gibi işte kendime kahvaltı hazırlıyorum. Şimdi kahvaltımı yapacağım. Kızlarla bir metro markete gideceğiz. Birkaç alacağım şeyler var orada. Bir metro markete gideceğiz. Hemen hızlıca bir kahvaltımı hazırlayayım. Tekrardan görüşürüz. Etlerimi de fritözde kızartmıştım. Şimdi şöyle. Avokadoyla peynir de böyle eziyorum. Kızarmış ekmeklerimi üzerine koyuyorum. Buradayım anneciğim, gel yanıma. Orayı kapatır mısın anneciğim ama? Lütfen. Hadi Alisa. Şöyle 2 dilim ekmeğim var. Bir de yumurta haşlamıştım. Kahvaltımı yaptıktan sonra şöyle bir mutfağımda toparladım. Bütün evi de sildim, süpürdüm arkadaşlar. Şimdi çıkacağız. Biraz yağmur da yağıyor. Ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. İnşallah trafik falan yoktur. Hadi gidiyoruz anneciğim. Hadi hadi daha gidiyoruz. Evet hadi montlarımızı giyelim. O ne ya yerdeki? Evet. Ne alacağız marketten? Ne alacağız marketten? Evet. Ne alacağız? Ne alacaksın sen kendin Alisa? Evet. Hadi gidelim montlarımızı giyelim. Oradan da Almine'yi alırız okulda. Evet. Almine'yi de alırız değil mi? Evet. Evet. Şurada yem olmuş. Hadi giyelim montlarımızı artık. Evet. Kızlar beni bekleyin. Çok hızlısınız. Pis. Neresi pis? Evet pislenmiş. Hadi gel. Alina nerede? Alina gel. Böyleyim ben de. Uzun kabanımı giydim. Çok soğuk hava. Hadi. Hadi kızlar. Diğer montlarınız arabadaydı bu arada. Onları giymeniz lazım ama. Böyle üşürsünüz. Sulu kar yağıyor şu anda. Evet hatta arabada uyarı verdi. Bu kadar büyük bir aşkın. Şimdi geldik metro markete. O kadar güzel kar yağıyor ki burada. Bu taraflar biraz daha yüksek kesim kalıyor.
güzel. Biz geldik ama kızlar arabada uyudu. Şimdi onları bir uyandırmam lazım. Ay nasıl da kıyacağım bilmiyorum. Geldik yani. Evet, biz geldik. Kızlar attım öyle sepete de şunlar dikkatimi çekti. Şurada güzel tabaklar var. Ama tekli satılıyor herhalde bunlar. Hangisini istiyorsun? Hadi al. Al hangisini istiyorsan. Almine. Almine'ye de mi alacaksın? Al hadi. Tamam yeter. Sen kim aldın Alice onu? Anneyi almaya gelmiştik. Okul çıkışına da biraz varmış zaman. Bir 20-25 dakika kadar. Dedik şöyle bir sahile gelelim. Şu an manzaraya karşı kızlarla arabada oturuyorum. Şimdi eve geldik. Almine'yi de okuldan aldık. Herkes montunu yere attı tabii. Şimdi aldıklarını yerleştireceğim. Önce şu kızlara bir yemek vereyim. Onlar yemeklerini yerken ben de aldıklarımı yerleştiririm artık dolaplara. Aslında bakarsanız çok bir şey almadım. Yani şöyle 2 paket çay aldım. 2 paket pilavlık pirinç aldım. Şu çayı orada adam tavsiye etti. Deneyeceğim bakalım. Belki kullanan vardır aranızda. Premium diye geçiyormuş. Deneyelim bakalım. Bayağı bir övdü. Şu Belçika çikolatalarını ben normalde Trendyol'dan alıyordum. Bitmişti hazır. Orada görünce alayım dedim. 2 tane birer kiloluk aldım. Bunun tadı bayağı güzel. Seviyoruz. Şöyle kakao aldım. Bunu da çok kullanıyorum. Ketçap, mayonez. Yine Belçika çikolatası. Bu da beyaz olanı. Beyaz çikolatası. Bunlar eritmelik oluyor. Şöyle kızlara çikolata aldım işte. Kendime şunu aldım. Nasıl acaba tadı, çok merak ediyorum. Bir de şu Panko'dan aldım. Ben bunu çok kullanıyorum. O yüzden şöyle 1 kiloluğunu aldım büyükçe. Normalde bunu işte şinitzel falan yaptığınızda galet unla buluyorsunuz ya. Bu ekmek kırıntısı. Bununla daha güzel oluyor. Ben şinitzel yaptığımda hep panko ile yapıyorum. Yani pankoya buluyorum böyle tavukları. Normalde galet ununu buluyordum. Ama bununla daha güzel oluyor. Daha lezzetli oluyor. O yüzden böyle bunda da büyük aldım. 1 kiloluk. Bitince yine gider oradan alırım artık. Normalde marketlerde daha küçükleri satılıyor. Daha pahalı fiyata. Bunun fiyatı 85 miydi? 90 miydi? Öyle bir şeydi. 1 kiloluğu. İyi oldu yani. Bana epeyce gider. Ben şimdi hemen şu aldıklarımı yerleştireyim. Güzel bir kahve yapacağım kendime. Çünkü başım ağrıyor şu anda. Uzun zamandır kahve içmedim. Hemen kahvemi yapıp geliyorum. Dur Petri. Hadi sen de yiyor ve beni dinliyorum. Bak işin için gerçekten çok üzgünüm, tamam mı? İşte yoruluyorum. Kızım istiyorum. Kahvem hazır. Bir tane de şundan yiyeyim diyorum, kahveni yalan. Bunu çok merak ederek almıştım. Bakalım. Ha, ben böyle içi dolgulu falan sanıyordum ya. Değilmiş. Böyle bir şey. Dolguluymuş içi. Güzel. Sen önüne ne döktün Alisa? Çok mu güzel? Hadi ye o zaman. Onu alabilir miyim anneciğim?
Bu masanın hali ne? Siz buraları ne yaptınız kızlar? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Babası. Baba işe gitti, evet. Baba diyor ne? Gelecek baban, evet. Ama şu an gelmiyor. Baba diyor babayı. Baba diyor ki. Baba diyor ki. Duymuyor ki seni Aylin abi. Baba dedi baba. Ne baba? Baba dedi diyor. O ne demek ya? Çok güzel. Gittim geldim ama böyle başım çatlıyor yani. Evet, kitap bu. Oo, şuna bakın. Yo, şirinin nal. Sizi yaramazlar. Kızları ben niye atladım? O yüzden yelek giydirdim sırtlarına. Düşmesinler diye. Size şimdi ne yaptıklarını göstereceğim. Almina'nın odasına girmişler. Şuranın haline bakar mısınız? Gerçekten ağlamak istiyorum yani. Her yere ölmüşler ya. Her yere şu sulu krem var ya. Bir de iğrenç yağlı bir krem. Yani banyoda bile zor çıktı çocukların saçından, başından. Şimdi ben bunları nasıl temizleyeceğim ya? Of, ağlamak istiyorum gerçekten. Arkasına bile gelmiş ya. Aralara. Neyse artık çıktığı kadar yani bayağı çıkardım. Yerdekileri falan da çıkardım. Tekrar şöyle bir sileyim. Tülde çok azıcık kaldı şu bir iki yerde. Artık o da tül yıkanınca geçer diye düşünüyorum. Bu kadarını şükür. Bir poşet çöp çıktı. Olduğu gibi attım o sudo kremi. Daha eve sudo krem falan almıyorum. Bitti. Bunu da çıkardım. Aymila'nın odasını temizledim. Şimdi mutfağa geldim. Çağrı aradı. Yoldaymış, eve geliyor. Bundan yemeklerim vardı. O yüzden bugün yemek yapmadım. Etli bezelyeli pilav yemeğimiz var. Bir de şehriye çorbamız var. Yanına da bir turşu falan çıkarırım artık. Çünkü salata yapacak hiç halim kalmadı. Zaten farkındaysanız böyle inanılmaz bir yorgunluk çöktü bana. Yoruldum yani. Gerçekten dışarı çıktık. Evi toparladım. Markete gittik, geldik, çocukları yıkadım, odayı temizledim falan filan derken gerçekten nasıl akşam oldu bilmiyorum. Böyle koşuşturmalı bir hayatım var işte benim. O yüzden artık buna sizler de dahil olacaksınız. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah.